Hoş geldin Ayşenur. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Bir ayakkabı tasarımcısı arkadaşım var ve ayakkabı almaya gidiyorum. Ayakkabı almaya gidiyorsun. Evet. Gel bakalım. Ayakkabı alınmış. Kombinimin onu anladı konseptten. Kombinimin başyapıtı olan ayakkabımı da tarzı çok güçlü olan bir arkadaşımdan aldım. senin değil. Bana ait değil. Hadi inşallah. Sana ait değil. Peki ben de fiyatını söyleyecektim. Dedin iki sene önce aldım dedin. Duymadım. Yani siz rakibimsiniz size. Ha, ben çünkü tanıyorum o ayakkabıyı birinde gördüm. Normal benim olarak dedin, siz iki sene önce aldım. Yemeyince size böyle oluyor işte. Demem normaldir. Normal midir? Evet. Neden ki? Biz yalan söylemeyi yani tercih etmiyoruz. Ha, ben biraz meraklıyım. Ben onu görünce bu birinin dedim. Hiç tahmin etmedim burada söyleyeceklerini? Yo, tahmin etmek de değil. Ayakkabı tanıdık. Hayır, kurtarırım diye düşündü de Öykü Hanım. Hani bazı şeyler bariz olunca kurtaramadı. En iyisi dürüstlükten yanıp kullanayım. Ya benim kafam oralara çalışmıyor. Hayır, bir saniye. Çalışmadığını şimdi biliyoruz. Neden? Alamaz mı Ayşenur böyle bir ayakkabıyı? Alamamazlık değil. İki sene önce aldım diyor ama koleksiyon ayakkabısı. Ve daha önce bu podyumda giyildi bu. Hani bunu biz gayet dikkati açık insanlarız. Bir de şöyle bir şey var. Yok, alınabilir. Hepimiz arkadaşlarımız var. Bir şey olabiliriz. Ben o değil. Ben çok beğendiğim için onun koleksiyondaki butisi var ya bende öne açık. Aa, ben onu biliyorum dedim. Sen dedim o arkadaştan mı aldın? Hayır, benim iki sene önce aldım ya da hatta Çiğdem beni de vardı. Sadece insanların doğru söylememesi. Normal bir olarak. Bir de pantolonu da biliyorum. Siz bana bir şey sorduğunuzda o da benim dedi, ben doğru cevap vermek zorunda değilim hayır. Size. Çünkü benim hayır için önemli olan burası. Ama hayır benim deyince şimdi yok, hani siz gerekli gereksiz bazı şeyleri fazla konuşmayı seven ben bazı arkadaşlarımla düşünmüyorum muhatap olduğunuz için. Yok, ben hiç. Yok, ben kıyafet dışında hiç başka hiç şeyim yok. Ben de tam onu diyorum Ayşenur. Yani sen bu bana ait dediğin zaman onlar da hayır değil diye iddia ederek orada burada konuyu açacaklarını tahmin etmedi mi? Konuşmamıştım. Kendi ben aralarında konuşuyorlar. O yüzüne söyledik kendi aralarında konuşmalık bir durum yok. Bir de şunu da bak, iki tane soru var. Tahmin etmedin mi konuyu buraya taşıyacaklarını? İkincisi de tahmin etmedim. Sen onlara benim desen ne değişecek rekabet anlamında? Hayır, hayır benim değil sorulması ödünç aldım dediğin zaman ne değişecek? Yok, ya sana soru artı sorulması benim pek hoşuma gitmiyor. Aralarında konuşuyorlar çünkü neden konuları ben olayım diye. Ben zaten yok öyle olmadı ya. Çiğdem? İlgilendirmez. İstediğin arkadaşının kıyafetine bir şeyini herkes giymen beni hiç rahatsız etmez. Sadece rahatsız şöyle bir durum var oldu. Ama. Hani ama orada sen rahatsız olan olsaydın hiç cevap vermemen gerekirdi. Eğer bunun aksini söylersen bu sefer cevap vermemek değil orada eksik bir şey söylemiş oluyorsun. Eğer o dediğini tercih etmiş olsaydın asla cevap vermemen buraya çıktığın zaman aynen açıklamanı yapman. O rahatsız edici sadece yani, yoksa Gülşah istediğin kişinin kıyafetini giy. Evet merak. Kötü niyetli. Ay, ama konuştuğun dedim, çok güzel. Insanlar, ondan mı aldın? Müsaade et Gülşah. Konuştuğun insanlar sana bir şey sorduğunda da direkt söyleyebilecek potansiyele sahip olduğun için hani böyle söylemeyi daha ama doğru buldum. Tamam, söylesin işte ben oradayım bir saniye. Ne oluyor o zaman? Ne oluyor? Ya söylesin. Ben kimsenin muhabbet konusu olmaktan ama böyle şey daha değilim. Çok oluyorsun. Yok ben burada kendimi söyleyeceğim bir şey olduğu için ben kendim açıklamamı yaptıktan sonra ay, normal olarak. Oradan şuraya soru sorulduğu andan şuraya çıkana kadar kimse beni konuşmasın diye mi? Ben arkadaşım senin benimle ilgili bir şey konuşmasını gerçekten istemiyorum. Hiçbir konuyla iyi ya da kötü hiçbir şekilde adımı geçmesini ama istemiyorum. Ama bir şey diyebilir miyim? Bir tanem ben ayakkabını arka tarafta görünce hiç aklıma bile gelmedi o yok, başka bir kişinin değil diye. Zaten, hani ben sorduğumda da dedin ya ben eski aldım giyemedim diye. Hani demene fark gerek yoktu. Fark eden bir şey yok. Senaryo isteyeceğim da bir şey değil. Hayır, bu sefer ne oldu? Sen şimdi burada yalancı durumuna düştün ama bunu kendin düşündün öyle ya. Öyle bir düşünmeni istemezdim ya. Hani siz bu kendiniz şekilde öyle bir konum yaratıyorsunuz şu ama an. Ama niye yaratalım Ayşenur? Hani kendin hayır, yarattın neden şeydi. Neden bu kadar olay oldu anlamadım şimdi. Şimdi sormayın olayı bana yapma şey. Şimdi bak burada ayakkabının ben benimle ilgili arkada konuştuklarınız kulağıma gelsin istemiyorum. Hoşuma gitmiyor. Neden benim adımın geçmesi Ayşenur? Sana söylemiyorum ben. Bir şey soracağım. Sen bunu böyle söylediğinde konu kapandı mı? Evet. Konu kapandı. Kimse seni konuşmadı öyle mi? Ya hayır, en azından arkada değil. Benim duyabileceğim bir yer burası. Arkası öyle değil. Arkada biri bir şey söylüyor, 40 kişi dinliyor. O onun üstüne bir şey koyuyor, onun üstüne bir şey koyuyor. Bu benim kulağıma gelebilecek bir şey değil. Tamam, aldım deyince konu kapandı mı? Evet. Benim için konu kapandı mı? Benim için senin için, işte, senin için konu kapanabiliyorsa öbür türlü de senin için kapanabilir. En azından burada konuştukları şeyleri duyabiliyorum. Yayında enteresan bir mantık. Konuşmuyor. Arkadayabilirdin. Arkada konuştukları şeyleri ben duyamayacağım için burada söylersin, burada konuşursun. Ama içeride benimle ilgili illaki kimse konuşmasın. İlla ki söyleyecekler. Nasıl da kıvırma. Gülşah, ben mantık bulamadım. Ben yani de o yüzden şaşırdım. Hani hepimiz içeride bakıyoruz, ediyoruz. Aa dedim, ben onları biliyorum, çok güzel dedim.
Senin mi dedim hatta, o arkadaştan mı aldın dedim. Hayır, ben 2 sene önce aldım ama giymek nasip olmadı dedi. Ben de Allah Allah dedim, o kadar. Ama yanımda ne Nihal vardı ne sadece Çiğdem vardı. Bir şeyler dikiyordum ben o sırada. Onu bile bilmiyorum. Evet, ayakkabın yani, çok güzel dedim. O kadar. Hani onu bilmiyorum ben. Aşkım diye de demedim. Bir de ya, önemli de değil yani. Bence başkasının olması, hayır arkadaşının olması değil de onu burada yarışan bir arkadaşın giymesi, o arkadaştan alıp tekrar giymem bence o kadar ilgilendirdiği için sormuşlardır. Ya ben de fark ettim. Bir saniye. Bunu giyen kim? Nazlı. Nazlı. Ziyarete geldiğinde pantolonu giymiş. Tamam, Nazlı giydi. Sonra bu aynı ayakkabı mı? Evet. Onun ayakkabı. Nazlı'dan mı aldın? Kendi sezonunda giydiği bir ayakkabı. Nazlı'dan evet, mı aldın? Evet, Nazlı'dan aldım. Ha. Ya bunda sorun olacak bir şey yok. Kişinin Nazlı olması sadece birkaç arkadaşı rahatsız ediyor. Taşlar yerine oturur. Hayır. Bundan dolayı ben de arkada gereksiz muhabbetler konuşmalarını istemedim. Çünkü adını duydukların konuşacakları muhabbetleri bildiğim için kulağıma gelmeyeceğim. Benim Nazlı'yla ne gibi problemim olabilir? Benim problem öyle bir şeyim değil. En nihayetinde burada güçlü isimlerden biriydi. Evet. Yolun yarısına ayrıldı. Ve burayla bağlantısı olmasına dair rahatsızlığı olanlar vardı aranızda. Var tabii hala. Ya bu katlanarak bir şekilde konuşulabilir. O anlamda ben hak verebiliriz. Ben de bu anlamda söylemiştim. Bunu verirsen tamam, taşlar yerine oturuyor. Adını söyleyemiyoruz diye. Anladım. Ben onu söylemek istemedim sadece. Yani ben sadece o noktada çok fazla sorduklarını düşünüyorum. Ben şöyle düşünüyorum, bir de o ayakkabı değil, o botla giymişti onu. Bence botlu hali daha güzeldi. Bir de beyaz gömlekle giymişti. Yani onu da yapsan zaten aynı kombin olacak. Hani ne gerek var diye bir soruyorum. Çünkü niye, sen zaten anlamadım, kendi kombinlerini daha güzel yapıyorsun. Ya hemen hemen aynı kombini yapmışsın diyor Ayşegül. Ne yani gerek hani var? Hiç gerek yoktu. Hayır, bence bunu elbiseyle giydiği bir şeydi. Hayır, ayakkabıyı bu kastetmiyorum Ayşenur. Pantolon, onun giydiği pantolon. Burada giydi onu ziyarete geldiğinde. Hani ne gerek var onun? Pantolon onun değil ya. Neyi uyduruyorsunuz, ben anlamadım. Ayşe, ben hiç alakasız ve kimseyle konuşmadım. Aldım. Yok, hiç alakasız ve kimseyle konuşmadan yorum yapıyorum. Pantolonu buraya ziyarete geldiğinde görmüştüm üzerinde. Beyazda gömlek giymişti, altına bot giymişti. Hani ben diyorum ki zaten bir şey numara çeksen aynı kombin, hiç gerek yok. Çünkü yani senin zaten kendi tarzın var. Sadece. Ama yani bu kadar sadece yorumum. Teşekkür ederim Ayşe. Rica ederim. Yorum yapmayan var mı? İlgili evet, ben yapmadım. Hiçbiriniz kıyafet yorumu yapmadınız. Yapın. Yani ben ayakkabı meselesinden hiç haberim yok. Kimin olduğundan, ayakkabın çok güzelmiş seni dedim sadece. Seni rahatsız edecek bir durum ben değil. Ben seni rahatsız edecek bir şey yapmadım. Yani hiç aklımın ucundan bile geçmedi. Bunun üstüne basarak söylüyorum. Ayşenur, oradan da çıkamazsın. Olay kişisel olmasaydı doğru direkt arkada konuşmaya başlamazdı. Ve evet, İsmini haklısın. Doğru konuşmadığı ortaya çıktığın için tedirgin olabilirsin. İsmini duyduğun anda köpürmezdin ya da kişisel bir sebebine olduğu için. Alakası yok. Hayır, komiksin çünkü de. Hani burada herkesin gözü var. Yaptığınız en az senin kadar bu şekilde zeki. Bu arkadaşla ilgili konuşuyor olabilmeniz. Lütfen bence biraz susun. Ne alakası var? Söz konusu olan sana biraz yükleme yapılmış herhalde. Yani. Mankenlik yapmayı tercih etmişsin. Bugün bari konuştukların kendi düşündüklerin okay olsun. Okay? Üstümdekilerle ilgili konuş mesela. Neden hala oradasın? Daha önce gördüğüm neden şeylerin nesini konuşayım? Final haftasındasın. Daha hala önceki rakibinin giydiklerini çünkü giyiyorsun. Nasıl Türkiye'nin en ters kadınıyım nasıl diyebileceksin, merak nasıl ediyorum. Ben diyebilirim çok olursan rahat bir şekilde. Kusura bakma. Gidem, devam eder. Kıyafetle ilgili siyahı sana çok yakıştırıyorum. Danteli zaten çok seviyorum. Ayakkabıların da çok güzel. Başka ne diyebilirim? Güzel teşekkür görünüyor ederim. Çünkü yakışmış. Özden. Ayşenur, ben program boyunca senin zaten yani tarzın değil de tarzdaki T'nin sende olduğunu düşünüyordum sadece. Bence sen son hafta sıkıştın ve tarzına güvendiğim birinin, ki ben de Nazlı'nın tarzını çok beğenirim, onun dolabına dadandın. Hatta bu stylingi Nazlı'nın yaptığını düşünüyorum ben sana. Ya ben de arkadaşlarımın dolaplarını çok kullandım. Ya bunu bana bir sezon boyunca Şelale ablasının kıyafetlerini giydirdiği kız mı söylüyor? Benim Instagram'a bakabilirsin. Koskoca konuşmam bitmedi. Boyunca teşekkür et o zaman Şelale ablana. Her gün seni konuşmam bitmedi. Teşekkür eden sensin hayatım. Buradan Nazlı'ya teşekkürlerini gönderebilirsin. O zaman sen tarzının T'si değil, baş harfi bile yok sende. Şelale abla yarıştı burada o zaman. Tarzın baş harfi çok T zaten Ayşenur. Boş konuşmasam mı? Çok üzgünüm tatlım. Ama gerçekler acıdır. Hiçbir şeyi kendin giyinmedin. Çünkü vintage dükkanlarından ayrılmayıp tek tek kombin istediğin için, kombinleri de sana yapıp tarihlerini anlattıkları için gerek duymadın tabii ki burada şu an konuşuluyor.
Evet, ben susayım, sen konuşmaya devam et. Konuştukça komik oluyorsun. Sabaha kadar konuşabilirim. Konuşsana, sabaha kadar böyle güleyim. Dinlemek ben sana. Dinlemek zorunda kalacağın için. Özden devam et kıyafet yorumuyla. Yani ben de tarzı güçlü olan ikizlerle aram çok iyi. Ben de Nurcan'dan bir şey rica edebilirdim. Aran iyi olurdu. Parçaları. Sen de, aran iyi olsaydı sen de rica edebilirdin. Aramın iyi olduğu ve çok sevdiğim bir kız arkadaşım. Sana yorum yapmayacağım. Yapma. Özden tamamlar mısın? Güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Gülşah. Ben zaten ayakkabıları çok beğeniyordum. Nazlı'da görmeyi de çok beğenmiştim. Alman'da sakınca yok. Ben sadece orada Nazlı'da problemim yok. Hani ben evet aldım da diyebilirdin. O kısmına takıldım. Başka problem yok. Sen zaten farklı kullanmışsın. Gömleğini dantelli yapman, sırtındaki espriyle kullanmanı çok beğendim. Pantolonunu da beğendim. Ama ben yine de bu pantolonu evet botla kullanmanı tercih ederdim. Ya da paçasının biraz daha kısa olmasını tercih ederdim. Benim diğer konuya da gelince... o amaçla ne sordum ne ettim, daha önce başka bir şey de kullandın, onu da söylerdim ama bu ayakkabı çok bariz diye hani onu burada giydi fark etmez, hepimiz aynı ayakkabıları 40 kere giydik. Yani yok, sizin ben fark onu, o konuyu zaten. Siz diye kullanman da hoşuma gitmiyor, benim bir problemim yok zaten, tanımıyorum, burada 2 hafta gördüm kendilerini. Bazılarınız ayrı. İçin bir şey ama ifade etmiyor. Ben bazıları içeride için... bana da diyebilirdin demedin. Onlar rahatsız olurdu kısmını hiç hala anlamadım. Hala anlamamakta güçlük çekiyorsun. Bazılarınız neydi için bir sorun çekiyorum? İfade etmiyor. Bazıları için de adının duyulması bile gerçekten dişlerini çıkarmasını sağlıyor. Ama ben seni daha önce de gördüm, söylemedim. Anlamadım. Sen şimdi yaptığın için konuşuyorsun. Gülşah şimdi yani eğri oturalım, doğru konuşalım, tamam. Değil mi? Yani Nihal'le samimiyetinden sen söylemeyecek miydin? Gitmiş Nazlı'dan almış ayakkabı. Ben ortada sordum zaten. Sen sordun de... bana niye yalan yani bana niye söylemedin hayır. Diyorsun. Hayır. Derdi ki mesela sen biliyor mesela diyebilirdin. Sen de gidip söylemeyecek misin? Ben ortada sordum zaten. Ben önce herkes almış. Daha önce zaten parçasını kullanmıştık. Ama daha önce söylemedim. Başkasının parçası demedik biz. Ben biliyorum yani daha önce yakın olduğum için arkadaşım dolabındakileri biliyorum. Şey fark ama daha önce bu şekilde onu suçlamadık. Şu an gözümüzün içine baka baka hayır 2 sene önce aldım diye hikaye uydurması kusura bu kadar rahat ya. Geçmemesini diyorum sana. Tek bir cümlesini Nihal'in doğru buluyorum. Dedi ya hani sen Nazlı'nın kıyafetlerini neden giyip gelebiliyorsun? Demek ki tarza sıkışıyorsun. Bence evet. Sadece bu kıyafeti giymemeliydin. Başka bir kombin yapabilirdin. Ben senin tarz bir insan olmadığını kabul etmiyorum. Senin bir tarzın var bana göre. Ama bugün bunu keşke giymesine hiçbir şekilde gerek yoktu. Yani senin öyle bir sığınmaya ihtiyacın olabileceğini de düşünmüyorum. Yani şöyle saçma düşündüğünüzü söylüyorum. Ya, üzerinizdeki parçalar 10 kombin yapılacak. Hepsini kendiniz mi gidip bir yerden? Yok hayır Ayşe. Bana sorun hiç değil şekilde ki. Bunun işte bunu ben bana savunamazsınız. Ben o düşüncelerle yaklaşmıyorum. 10 kombin. 10 bak, kombin. Bak beni X kişiler hiç bu şekilde ilgilendirmiyor. Bir sezon boyunca ben başkası Ayşe yarıştı yerine. Ben Ayşegül'e muhatap olur musun? Varsam ben de konuşurum. Aradan konuşmayacaksın. Ayşegül'e cevap veriyorum şu an. Aradan siz giremezsin. Siz diyorsun. Size söz ben de söz hakkı verildi mi sana? Hazır mısın Ayşenur? Yeterin. Hazırım. Geçebilirsin. Ayşenur Balcı, ayakkabı 4000 lira, pantolon 400 lira, çanta 119 lira, gömlek 280 lira, ceket 310 lira. Hoş geldin Ayşenur. Hoş buldum. Şimdi sen güçlü bir yarışmacısın, tarz sahibi yarışmacısı. Neden başka bir yarışmacıyla eski yarışmacıya gidin ve ne bileyim pantolon, ayakkabı, ceketi neyse... aldın. Neden bunu ihtiyacın duydun? Haftanın başında da söylemiştim. Ben galada yaşadığım bir olay vardı. Ve onun üzerine kıyafetlerimle hatta terzimle aram bozuldu. Kıyafetlerimle ilgili sorunlar yaşadım. Evet, başından biliyorum. Beri de öyle geldim. Eksik geldim. Ve son hafta bu olduğu için de kendimi zaten kötü hissediyordum. Normal olarak 10 kombin çıkarmam gerekiyor ve kendimi içinde kötü hissettiğim şeyle buraya çıkmak istemiyorum. En azından son hafta kendimi içinde iyi hissedebileceğim, belki çok yüksek puanlam alamam ama kendimi onun içinde iyi hissedebileceğimi düşündüğüm kıyafetler giydim. Ve burada da tarzını çok beğendiğim bir arkadaşımdı. Rica ettim çünkü gece çıktığımda gidebileceğim, mesaj atabileceğim tek insan oydu. Çünkü eve gittiğimde evdeki kombinlerim... Gerçekten kendimi iyi hissetmeyeceğim kombinlerdi. Böyle bir haftada böyle bir şey olmasını ben istemezdim. Ama onun adını duyulduğunda da böyle bir tepki verileceğini ben düşündüğüm için de hani gizlemeye çalıştım. Ama kendileri ortaya çıkarmaya çalıştılar.
ben yanlış bir şey yaptığımı şöyle düşünmüyorum. Çünkü gerçekten burada ilk sezon, ilk baştan beri herkes kendi kıyafetlerini giymiyor. Yüzlerce kişi herkesten bir sürü şey aldı gidi ve ben son hafta bunu yaptığımda bana kusuyorlarsa ben bunda bir şey ararım. Şimdi problem neydi biliyor musun? Tabii ki stilist tutabilirsiniz, başka bir arkadaşları yardım olarak çalışabilirsiniz. Şimdi biz son hafta sizin tarzında ve en güçlü parçayla biz size görmek istiyoruz burada. Başka birisinin pantolonlar, ceketleri ve burada gördüğü kombinleri görmek istemiyoruz diye ben şahsi olarak konuşuyorum. Keşke böyle bir şey yaşamasaydın. Keşke kendin dolaptan başka bir şey giyseydin. Çünkü kombin çok güzel, pantolon yakıştı, ayakkabı da güzel, gömleğin, her şey. Ama sen bu kombini yapmadın. Ben bu kombini? Yani Nazlı Hanım yaptı. Hayır, ben kıyafetleri almadım, ayakkabıyı aldım. Pantolon onun. Pantolon onun pantolonu değil. Aynısı ama. Biliyorum aynısı, onda da var ama bu onun pantolonu değil. Yani onunkinde kırmızı askı falan da vardı. O zaten çıkıyor o askılar. Neyse, konu uzatmayacağım. Keşke kendin bir şeyle gelmeseydin burada. Ama bir puan kırdım onun için. Yoksa 9 verecektim. Değil, teşekkür ederim. 8. Yani konu aslında herkes arkadaşından çanta alıyor. Annesinin çantasını alıyor. O değil mevzu. Buradan daha önce yarışmış bir yarışmacının ve buraların tozunu attırmış. Çok başarılı. Evet. Burada herhangi bir kıskançlığı işin içinden alıyorum ben. Sadece dışarıdan bir göz olarak o ayakkabıyı hepimiz öldük geberdik zamanında. Biz de hatırladık zaten. Sen Nazlı'dan bir şey almamalıydın. Başka bir arkadaşından başka bir ayakkabı alabilirdin. Ama Nazlı olmamalıydı bu. Çok iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ama yanlış tercihler. Çok teşekkürler. Ayşenur. Efendim Nur Hanım. Şimdi çok objektif konuşacağım. Kızlar haklılar. Şöyle ki, burada ben bir gün not kırmıştım, hatırlıyorsunuz değil mi? Özden'in çizmesini Ezgi giymişti. Çünkü ne o ispatlandı. Bak. Ama atıyorum Ayşegül Fatma'dan bir kombin alabilir. Özden Ayşe'den bir kombin bir arkadaşından alabilir. Yani hepsi için. Çünkü bilmiyoruz. İspatı yok. Hiçbir şeyi yok. Görmemişiz. Yani bugüne kadar gelmiş geçmiş Nazlı Sultan'ın ayakkabısından tut küpesine kadar ben gözü kapalı seçerim. Kendi ne? Sezonunda giydiği için. Bir dakika canım ama bak bir dakika şimdi anlatıyorum. Neden? Çünkü o kız ayakkabı hastası. Biz evet. Bunu hepimiz biliriz. Çok zevkli bir kız. Allah için. Her zaman ne diyeyim Instagram'ı onun sezonunda eski benim gönlümün birincisi bile demişimdir ben. Sen madem çok iddialı bir yarışmacısın, sen neden o çok zevkli yarışmacıdan yardım alıyorsun? Alma, o ayakkabıyla yakalanırsın. Ya o zaman arkadaşlarına diyecektin ki içeride, ben çok çaresizim, Nazlı'dan papuç aldım. O zaman buraya bu konu açılmazdı. Yani ben şurada dün gece giderken sen bana dert yandın. Dedin ki Nur Hanım niye üzgünsün dedim. Terzimle aram açıldı dedin. Çiğdeme dikiyormuş değil mi? Hatta ben sana bir fikir verdim. Şöyle ki fikir derken bizim bir örnek bir şeyimiz vardı. Sen bana saygı yaptın onu takmadın değil mi biliyorsunuz kızlar kullanmadı. Hani taşlı bir şey aynı yerden almıştık. Dedim ki onu kullansana dedim. Demedim mi? Dediniz. Dedi ki siz kullandınız ama benim için hiç sorun yok dedim. Çünkü çaresiz bir kız. Elinde de öyle bir parçası var. Dünya para vermiş. Hatta dün burada söyledim ona. Dedim ki kafam karışık kombin yapamıyorum dedim. Ona sen bu kombini gece uyurken rüyanda yaparsın.
Hani sen, aa bu ne kötü giyiniyordu da bugün Ayşe Nur'a ne olmuş demiyor ki kızlar, öyle değil mi? Sen bunları havada karada zaten 10.000 kere yapmış bir yarışmacısın. Orada ayakkabı açık verdi. Pantolonu iddia edemem. Bu pantolonu almayanı dövüyorlar yani. Arkada. Her yerde var çocuklar o. Onu bilemem. Ha ama o tabii ki çok özel bir papuç. Bir buti, çok dantelli falan. Çok şık bir şey. Sen bunları yapmaktan aciz biri değilsin. Keşke doğruyu söyleseydin. Nazlı'dan da bir ayakkabı veya bir çanta, bir gözlük, bir şey alman çok doğal yani, olabilir. Arkadaşın seni alıyorsun. Kombine gelince hani ahım şahım bir şey de değil, çok hani bir tayt şey, üstünde bir bluzu var. Papuç çok güzel bir papuç yani. Hakikaten sen böyle bir papuçu hiçbir gün giymedin. Giymedin. Burada kızlara bu bağlamda katılıyorum. Keşke doğruyu söyleseydin. Onlar sanıyorum ki bu işin Nazlı olduğu için değil, asla. Bak oradan kız ne dedi ki, şu an görüşmüyorlar. Nazlı'nın çok şık olduğunu kabul ediyor. Nazlı Hamarat'ın bir ayakkabısı vardı 7.000 liralık. Evet. Onu giyse de aynı tepkiyi verecek. Tabii tabii tabii. Yani daha önce bu podyumda puan alınmış bir parçanın giyilmesine ben karşıyım. Evet. Tabii yani. Yoksa Nazlı burada hala benim hakkımda iyi konuşuyor, kulağıma geliyor, Özden'i çok seviyorum diye. Sadece şu an limoni olduğumuz bir olabilir, durum var. Olabilir, olabilir. Yani zaten ağzınla diyor ki Nazlı diyor çok şık. Çünkü arkadaşı onun dolabındakini de biliyor. Tabii. Yani demek istediğim, gerek yok. Sen gizlemek istedin. Keşke gizlemeseydin Ayşe Nurcuğum. Benim gizleme sebebim şuydu. Ama hala bu haftaya kadar, geçtiğimiz hafta bile adını geçirip konuşabildikleri bir insan arkada. Ben bu hala adı unutulmamış bir yarışmacı arkadaşımız olduğu için burada ben bunu, adını söylemek istemedim çünkü hala konuşabildikleri bir insan. Bak içeride söyleyebilirdin. Ama anlaşıldı. İçeride Ayşe, söylersen anlaşıldı. Bu kızlar laf etseydi ben burada onlara kızardım. Sen içeride bunu, bak sen de belki başka şey düşünerek sakladın ama bu saklanacak bir şey yok, değil. Biz de anlaşıldı. Damgalı eşek. Benim bu gözlüğüm gibi atıyorum, evet. Misal. Yani sen bu gözlüğü birisi takarsa Nur Yerli taşın derler. Çünkü bu gözlükten ya 3 tane vardır, atıyorum özel bir camıdır. Hani misal veriyorum, damgalı eşek o papuç yani. Onun için yani ben objektif konuşum ama doğru konuştuğuma inanıyorum. Hepimiz zaten aynı düşünceyiz. Evet. Tabii ki dolayısıyla İfşa edildiği için bir puan kırıyorum. Ben Ezgi'den de bunu kırmıştım. Onun için 9'du. 8. Teşekkür ederim. Bak yine diyorum. Sen bu tarzı rüyanda yaparsın. Evet. Sen nedir bu tarzlar yani? Senin unuttukların bunlar. Beni destekliyorsanız Ayşenur yazıp 66-88'e oy gönderebilirsiniz.